Merhaba arkadaşlar, Genzimizin 4. bölümündeyiz. Ben Caner. Güney Carolina'dan çıktım. Kuzey Carolina üzerinden Washington'a doğru gidiyorum. Şu an Kuzey Carolina'dayım. Bu yol üzerinde, burası ben gelirken geceydi, burada görmemiştim. Burası bildiğiniz tam bir çiftlikmiş. Yani sağda solda tarlalar falan var. Çiftlik evleri. Hız sınırı 55 mil. Ama yolun ortasında Türkiye gibi çizgi çizgi, yani şey yapabiliyorsunuz. Önünüzdeki aracı sollayabiliyorsunuz. Bu özellik New York'ta yok. Yani böyle yollarda giderken araba sollayamıyorsunuz. Washington'a doğru yol alıyorum. Buraları görmemiştim gece olduğu için. Hakikaten değişik, güzel yerlermiş burası da. Tarlalar genelde boş. Herhalde ekini toplamışlar. Ne ekiyorlarsa artık burada genelde mısır üzerine oluyor ama. Güney Carolina sıcaktı birkaç gündür. 20 derecenin üzerinde sıcaklık vardı. Okyanus suyu da sıcaktı yani. Yüzsen yüzerilebilirdi. Düşün, Aralık ayındayız. Aralık ayının sonlarına yaklaştık. Burası hakikaten yaşanacak bir yermiş, tropikal iklimle. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi Washington'a gidiyoruz. Yaklaşık bir 6 saatlik yolum var. Washington'la ilgili de orada gezerken videolar çekeceğim. Onları da koyacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bakalım bu videoda neler göreceğiz. Evet arkadaşlar, Washington'a vardım. Şu an Washington'ın merkezindeyim. Öyle bir yer. Arabayı park ettim. Şu gördüğünüz binanın alt katına indim. Bir 5-6 kat indim. Oraya bıraktım arabayı. 2 günlüğüne 40 dolar verdim. Arabayı oraya park ettim. Şimdi otele doğru gidiyorum. Şurada böyle bir bina var. Önüne de çadırlar kurulmuş. Anlamadım ne yaptıklarını. Enteresan bir şekilde. Washington yani ilk etapta bana boş geldi. Bir başkent olmasına rağmen. Bakalım neler göreceğiz burada. Ama düzenli, temiz. O bakımdan hoşuma gitti. Arabayı park ederken de barkodu okuttum. Gittim, arabayı bıraktım. Bomboştu otopark. Yani Washington'a gelirseniz Best Parking'den arabanızı otoparka bırakabilirsiniz. Şehir merkezinde otel tuttum. O yüzden arabaya ihtiyacım olmayacak. Best Parking'den 2 günlüğünü 40 dolara yaptım. Otelde otopark yoktu. Otel çünkü şehir merkezinde olduğu için otoparkım yok dedi. 50 dolara valet parking yapıyorum günlük dedi. Ben de onu tercih etmedim. Bak, United Methodist Church. Burası kiliseymiş. Kilisenin önündeki parka çadırları bırakmışlar. Vallahi nasıl bir şey anlamadım. Burada sağımda Marriott Otel var. Benim otelim de şu ileride. Solda. Otele gelince bir de çekerim size dışarıda. Benim otelim burası arkadaşlar. The Henley Park Hotel. İnternetten rezervasyon yaptım. 2 geceliğine 250 dolar verdim. Şöyle bir otel. Tam şehir merkezi ama yani buradan White House, Beyaz Saray 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Arkadaşlar odam bu şekilde. Ufak bir oda. Washington merkeze tuttuğum için biraz pahalı. O yüzden böyle bir oda tuttum. Odam şu şekilde, gördüğünüz gibi bir yatağı var, bir televizyonu var. Ufak bir oda ama zaten uyuyacağız, kalkacağız, gezeceğiz, bu kadar. Washington sokaklarında yürüyorum arkadaşlar.
Otelin restoranı kapanmış. O yüzden ondan bir iki yere baktım. Delivery yapmıyorlar. Ben de gidip almaya karar verdim. Yani bir restoranın olduğu bir sokak var. Oraya gideceğim, restoranların olduğu. Ama buradaki restoranlar genelde pahalı restoranlar. Şehir merkezi olduğu için lüks restoranlar var. Bakalım bulabilirsem bir şey alacağım. Acıktım, bir şeyler yemem lazım. Washington merkezde yürüyoruz şu an. Yarın size çok güzel videolar çekeceğim. Burayla alakalı. Bakın yanında bir otel var. Renaissance Hotel diyor. Renaissance Hotel. Hep otel burası ya. Bu civarlar. Bakalım neler göreceğiz. Şurası arkadaşlar Chinatown diye geçiyor. Burada Çin Mahallesi. Çin Kasabası. Böyle bir giriş yapmışlar Çin Kasabası. Oraya yarın gidelim büyük ihtimalle gezmeye. Göstermek istedim size şimdi. Arkadaşlar Washington'da otelden yürüdükten sonra New York Avenue üzerinden ilk önce Beyaz Saray'a gelmek istedim. Biliyorsunuz White House, Amerikan Başkanı'nın yaşadığı yer. Şansıma da temizlikçi adam temizlik yapmaya başladı. Böyle bir şey yok ya. Şöyle şurada bir bina var. Treasury Department diyor. Beyaz Saray'da şurası arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer Beyaz Saray. Şimdi oranın yakınına doğru, yani yakınına gidemiyorsun da karşıdan gören bir yere gidip oradan çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, Beyaz Saray bu. Karşıda gördüğünüz yer. Bakın burası Beyaz Saray, White House diye geçiyor. Beyaz ev aslında. Yani bu evden büyük evler, Long Island'da ben delivery yaptım bu evden büyük evlere. Çok da büyük bir ev değil. Yani Amerikan Başkanı'nın yaşadığı yer bu arkadaşlar. Amerikan Başkanları'nın yaşadığı yer. Yani zamanda yapmışlar. Bir gelenek olarak hepsi burada yaşıyor. Yani onlar da istese daha büyüğünü, daha genişini yapar ama yeterli görmüşler herhalde. Çok, yani ben bundan büyük evlere delivery yaptım. Amazon'da, DoorDash'te. Böyle bir yer. Herkes geliyor burada fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Çok da kalabalık değil. Yani aşırı soğuk bir hava da yok. Kar da yağmıyor. Böyle bir durum şu an. Alın size Beyaz Saray arkadaşlar. Bu kadar. Yani dört penceresi üstte var, dört penceresi altta var. Herhalde 8-10 odalı falan böyle. Önünde de bir park var böyle. Burasında. Yani öndeki caddeye geçirmiyorlar. Bir 30-40 metrelik önde cadde var. Normalde şuralara gidip insanlar çelenk falan bırakıyorlardı. Oralara göndermiyorlar. Sen şuradan durup Beyaz Saray'a karşıdan bakıyorsun bu insanların baktığı gibi. Durum bu şekilde. Beyaz Saray bu arkadaşlar. Beyaz Saray'ı tam önünden çekiyorum arkadaşlar. Bu. Bakalım içeride birisi var mı, görebiliyor muyuz? Bu kadar zoom yapabiliyorum. Evet, gezimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın, Beyaz Saray'ın yanındaki evde çatıda sniper'lar var. Bakın şurada. Adamlar orada iş yapıyorlar. Yani Beyaz Saray bu. Yanındaki bina daha lüks. 1001 odalı bir eve benziyor. Belki de 1000 odalı. Bakın şurada sniperlar. Bana nişan aldı herhalde şu an. Bak adam iniyor aşağıya. İndi, göremedik. Durum bu. Arkadaşlar bu çatının üstünde
idi sniperlar. Yani bu eve deseler ki Amerikan başkanı evi daha iyi olurmuş. Çünkü bu daha büyük. Bakın kaç tane odası var. Kocaman. Ama adam gitmiş şuradaki küçüğünde kalıyor. Salak bu adam. Gösterişi sevmiyor.